Herkese merhaba, ben Pil. Bugün sizlere DORS hakkında bilmediğiniz şeylerden bahsedeceğim. Ama önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz videoya geçelim. 1 numara. Biliyorsunuz ki DORS'ta dolaplar var ve onlara girebiliyoruz. Peki ya onlara arkasından girmeye çalıştığımızda giremeyeceğimizi söylesem inanır mıydınız? İsterseniz videoyu göstereyim. 2 numara. Biliyorsunuz ki doğrusu önceden arkadaşlarınızdan uzak kalınca glitch ışınlardı. Ama şimdi Void diye bir yaratık eklendi ve o ışınlıyor. Ama oyunun easter egg'i olan Rooms'a giderseniz ve arkadaşlarınızdan uzak kalırsanız sizi glitch ışınlayacaktır. İsterseniz göstereyim. Üç numara. Bu bilgiyi çoğu kişinin bildiğini zannediyordum ama bilmiyormuş. Arkadaşlar, DORS'ta server açmak bedava. Bilgisayardaysanız tabii, yoksa telefonla falan açılmıyor. Tek yapmanız gereken Roblox tarayıcıdan açıp da oradan Roblox DORS'a girmek. Sonra aşağı inip de servers diye bir kısım var, oraya tıklamanız gerekiyor. Ve orada Create Private Server diye bir buton göreceksiniz. Ona tıklamanız gerekiyor. Burada çıkan mini pencerede serverınıza isim veriyorsunuz. Buy Now diyorsunuz ve ondan sonra çıkan pencerede Customize diyorsunuz. Buy Now dese bile bedava. Zaten orada yazıyor. Neyse, orada arkadaşlarınıza izin verin diye bir buton var. Ona tıklıyorsunuz. Ve orada Add People diye bir buton var. Ona tıklıyorsunuz. Ve istediğiniz arkadaşınızı ekliyorsunuz ismini yazarak. Eğer arkadaşlarınızın kendi serverı yoksa en üstte sizin serverınızı görecektir. Eğer kendi serverları varsa onun bir altında sizin serverınızı görecektir. Ve server'a girdiğinizde 12 kişilik odalarınız doluyor. Ve bu sayede 12 kişi bile oynayabiliyorsunuz. 4 numara. DORS'ta FNAF'la alakalı bir easter egg olduğunu biliyor muydunuz? Eğer lobinin oradaki yan odaya gidersek ve oradaki kapının oraya gidiyorsak FNAF'ın ikonik sesini duyuyoruz. 5 numara. DORS'ta Keepcraft adlı bir YouTuber'a gönderme olduğunu biliyor muydunuz? Bunu yapmak için 100. odaya gelmemiz gerekiyor. 100. odada asansörü tamir ediyoruz. Ve tamir ettikten sonra figür bizi kovalamaya başlıyor. Figürden kaçarken ona crucifix tutup geri dönüyoruz. Orada kırdığı kapının içinden geçerek orada Keepcraft'ı görüyoruz. İsterseniz videoyu göstereyim. Biliyorsunuz ki son zamanlarda video atamamıştım. Bunun sebebi sınavım olması ve yeni bir edit programına geçmem. Artık daha iyi editlerle sizin karşınıza çıkacağım ve daha fazla ve daha güzel editler yapacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala like atıp abone olursanız sevinirim. Ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok güzel olur. Görüşürüz. Hoşçakalın. Okay.